Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık sandviç poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker. Karıştırıp mayayı aktif hale getirmek için 5 dakika bekletelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 tane yumurtanın beyazını içine, sarısını da üzerine sürmek için ayıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Tuzu una karıştıralım. Toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Bu şekilde yumuşak bir hamur hazırlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. İç harcı için 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri, küçük küçük doğranmış bir kase kadar sucuk, küçük küçük doğranmış bir kase kadar salam. Karıştıralım. Hamuru 1 saat mayalandırdım. Hamurumuz çok güzel kabardı. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamurdan bezeler alalım. Toplamda 12 tane beze aldım. Üzerini kapatalım. Bir kenara alalım. Bir kaseye 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası koyup karıştıralım. Bir tane bezeyi alalım. Videoda görüldüğü gibi açalım. Bir kenarına salçalı karışımdan sürelim. Hazırladığımız iç harcından 1 yemek kaşığı kadar koyalım. Videoda görüldüğü gibi sarıp kapatalım. Bu şekilde sandviç şeklini verelim. Verdiğim ölçülerde bir tepsi poğaça çıkıyor. Eğer daha fazla yapmak isterseniz ölçüyü arttırabilirsiniz.
Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Yumurta sarısına bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi karıştıralım. Poğaçaların üzerine sürelim. Üzerine kavrulmuş susam serpelim. Tepsi mayası için 30 dakika bekletelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 12 dakikada pişti. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkarıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Sizlere yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yumuşacık pamuk gibi poğaçalarımız hazır. Yumuşacık pamuk gibi sandviç poğaçalarımız hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.